Isparta Genç İş Adamları Derneği Başkanı Süleyman Çağrı Çiftçi ve Yönetim Kurulu Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret etti. Karşılıklı işbirliği konularının ele alındığı ziyarette Isparta Genç İş Adamları Derneği Başkan Yardımcısı Muhammed Nazmi Gülal, Isparta özelinde iki tane proje tamamladık. Isparta olarak büyüyebilmenin hayalindeyiz dedi. Geçtiğimiz dönemlerde pandeminin etkisiyle beraber her ne kadar bunların lansmanı tam manasıyla yapamamış olsak da iki tane FAO projesi tamamladık Isparta özelinde. Bunlardan bir tanesi Isparta'da GMP üretimleri hem Gül'de hem de Lavanta'da daha iyi üretimler yapabilmek adına Tarım ve Gıda Örgütü, Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü bu bir bütçesi varmış, bir projesi varmış. Biz bu projeye talip olduk. Bu talibiyetle birlikte ilk defa dünyada bir ilk olaraktan dünyada FAO'nun bir sivil toplum kuruluşuyla bir proje yürütmesine vesile olduk. Bu bir çok güzel bir örnekti bizim için. Ondan sonra bu projenin içeriğinde çiftçilerimizi, özellikle de kadın kooperatiflerinin biraz daha önünü açabilmek adına eğitimler düzenledik. Yaklaşık olarak 90-95 civarında köylümüze veya çiftçimize eğitimler verildi. Arkasından bu projenin bir farklı kanalı da kadınların bu konuda daha ön plana çıkabilmesi adına Kuyucak Kadın Kooperatifine bir distilasyon tankı tesis ettik. Yaptığımız bu çalışmalarla birlikte tekrar sürdürülebilir hale gelmesini, bunlarla alakalı nasıl ileri taşıyacağımızı, yani büyürken sadece Isparta üzerinde belli başlı değil, Isparta olarak büyüyebilmenin hayalindeyiz. Isparta Genç İş Adamları Derneği Başkanı Süleyman Çağrı Çiftçi de derneğin bu sene 18. kuruluş yılını kutladığını ifade ederek, "Sizlerle olan birliğimiz, birlikteliğimiz ve bağımız çok önemli. Beraber, omuz omuza, bir arada olarak çok büyük şeyler başarabileceğimize inanıyoruz." diye konuştu. Derneğimiz malumunuz üzere 2005 yılında kurulmuş olup 18. yaşına bastı bu yıl. Isparta'da 50 civarı üyesiyle, bu 50 civarında üyenin binlerle istihdamı hem şehrimize hem de ülkemize, hatta ülke dışında çok ciddi iş sağlayan, katma değer sağlayan bir yapının mensuplarıyız. Nazmi kardeşimin de daha az önce belirttiği gibi Avrupa Birliği projeleri olsun, yurt içi projeler de olsun, her türlü yerde, her alanda canla başla mücadele ettik bugüne kadar. Etmeye de devam ediyoruz. Sizlerle olan birliğimiz, birlikteliğimiz, bağımız çok çok önemli. Beraber, omuz omuza, bir arada olarak çok daha büyük şeyler başarabileceğimize inanıyoruz. Bugün burada ailemiz sizlerle dirsek teması halinde çok daha hayırlı işler, hayırlı hizmetler için biz buradayız. Derneğin bugünkü mevcut başkanı olarak, sizin de bir kardeşiniz olarak, biz memleketimiz için her ne var ise yapılması gereken bugüne kadar gücümüz nispetinde yapmaya çalıştık. Bundan sonra da her zaman yapmaya devam edeceğiz. Bizi her zaman bir telefon veya bir işaret uzağınızda biliniz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra daha ileri seviyede, ileri safhada birlikte olup, dirsek temasında olup çok daha büyük işler, büyük hizmetler yapabilmek gayesi içindeyiz. Sizlerin de yol göstericiliğiyle, bizlere ışık olmasıyla, bizler Allah'ın izniyle yürümeye hazırız, buradayız. Defaatle bunu belirtmek istiyorum. Allah izin verdiği sürece inşallah sizlerle birlikte yapacağız, beraber olacağız ve mutluluk duyacağız bundan. Sivil toplum kuruluşlarının şehrin gelişmesi için büyük bir önem arz ettiğini söyleyen Başkan Başdeğirmen, "Yapılan çalışmalara bizler de her zaman destek vermek isteriz. Gençlerle çalışmak bizleri daha da güçlendiriyor." ifadelerinde bulundu. Genç İş Adamları Derneği yönetimi ve başkanımız olarak öncelikle bu ziyaretinizden dolayı ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz. Sizlerin yapmış olduğu çalışmaları dinleyince böyle eski günlerime döndüm. Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki zamanımızda yaptığımız çalışmaların bir parçasını da sizde gördüm. Tabii ki sivil meslek örgütleri bizim için çok önemli. Şehrimizin gelişmesi için çok önemli. Burada STK'larla yapmış olduğumuz çalışmalarda biz çok şeyler kazandık. Sizler bizim böyle destekleyici kurumlarımız halinde çalışıyorsunuz. Ticaret Odası Başkanlığım zamanında sizlerle çok daha farklı bir irtibat ilişkiler içerisindeydik. Daha çok fazla çalışıyorduk. Ama sizler bunu bırakmadınız. Ne güzel, hala devam ediyorsunuz. Proje üretiyorsunuz. Güzel şeylerden bahsediyorsunuz. Burada işte ticaret borsamız, ticaret odamız, belediyemiz
ve üniversitemizin de bize bu konulardaki desteğini verecek birimleriyle beraber çalışabilmemiz bizim için, Isparta'mız için çok önemli. Sizler, ekonomimiz geliştikçe şehrimiz çok daha verimli ve faydalı hale geleceğini düşünerek bazı şeyler yapıyorsunuz. Bizler için de aynı şey geçerli. Sizlerin yapmış olduğu tüm çalışmalar, belediyemizin gelişmesi, şehrimizin daha yaşanabilir olması ve gündemde olmamız, bilinirliğimizin artırılması anlamında her zaman için önemli. Yapılan çalışmalara biz de her zaman destek vermek isteriz. Gençlerle çalışmak bizleri daha çok güçlendiriyor. Hani bunlar kademe kademe tabii. Biz bugün sıralardan geçtik, farklı yerlere geldik. Sizler de o sıralardan sonra farklı yerlere geleceksiniz. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı sırasında sivil toplum kuruluşlarından gelen projelerin kendilerini çok güçlendirdiğini ifade eden Başkan Başdeğirmen, bu projeler sayesinde şehirde yatırımların arttığını ve şehir ekonomisine katkı sağlandığını dile getirdi. Görev zamanımızdaki STK'lardan gelen projeler bizi çok güçlendirdi. Birçok yerde yatırımlarımızı artırdı. Şehrimizin ekonomisine çok büyük katkılar sağlandı. Şöyle düşündüğünüz zaman her geçen gün ihracatımızın arttığını, her geçen gün üretim kapasitemizin arttığını, her geçen gün yeni yeni ürünlerle piyasaya çıktığımızı sizler de görüyorsunuz. Bunların sebebi sizler geriden gelen kişilerin fikirleriyle ortaya koyduğumuz yatırımlar. Isparta'da ihracatın ve üretimin her geçen gün arttığına dikkat çeken Başkan Başdeğirmen, ne kadar çok gezerseniz o kadar çok proje üretirsiniz. Amacımız şehrimizi bir basamak daha yukarı taşımaktır görüşlerinde bulundu. Sizlere biz çok değer veriyoruz. Sizlerle beraber çalışmak bizleri de memnun ediyor. Bize düşen ne varsa, tabii ki siz diyorsunuz ki beraber olacağız. Bu mutlaka öyle olması gereken şey. Bize düşen birçok görev olduğunu biliyorum. O görevlerde bizlere projelerinizi paylaşarak hem maddi hem manevi ne yapılması gerekiyorsa sizlerle beraber çalışarak sonuca gitmemiz lazım. Şehrimiz bir basamak yukarı taşımak. Amacımız o. Yalnız size tek tavsiyem, sürekli dışarılarda programlarınızı yapmaya çalışın. Diğer illeri gezin. Oturduğunuz yerde Isparta'ya hizmet edemezsiniz. Mesela ben o dönemde ilk önce bir daire çizdim. Komşu illerimiz. Komşu illerin sanayilerini dolaştık. Komşu illeri bitirdik, komşu illerin komşularına çıktık. Bir daire de onun üzerine çizdik. Ve çok da üyemizi yurt dışına götürdük. Bizim devletimiz buna çok destek veriyor, yurt dışına. Ticaret Bakanlığımız gittiğiniz yerlerdeki masrafları karşılayacak yaptığınız projelere göre destekler veriyor. Bunları değerlendirmeniz lazım. Ne kadar çok gezerseniz o kadar çok proje üretirsiniz. Yani onun için burada yapmamız gereken oturmayacağız arkadaşlar Isparta'da. Biz Isparta'ya bir şeyler katmak istiyorsak açılmak zorundayız. Şimdi mesela bir elma ihracatının nasıl geliştiği. 1 milyon 200 bin ton elma üretiyorduk. Çok az bir kısmını ihracatına gönderebiliyorduk. Bir Hindistan gezisi yaptık ticaret odasıyken elma üreticileri, elmadaki çalışan elemanlar, soğuk hava depocuları, tüccarları, ilaçlama yapanlar. Hindistan'a gittiğimizde Hindistanlı vatandaşlar bize Türkiye'nin elma ürettiğini bilmiyorlar. Orada çok büyük bir firma sahibiyle görüştük. Türkiye'deki çok büyük gross marketler var. Biliyorsunuz onların sahiplerine görüştüğümüz gibi düşünün. 1,5 milyar nüfuslu bir ülkenin en büyük market sahibiyle buluştuk, toplantı yaptık. İlk etapta bizden 20 bin ton elma istedi. Böyle tam elmanın bittiği sezona gelmişti bizim gidişimiz. Tabii ki temin edemedik. Yaklaşık 5 bin ton elma gönderdik. O günden sonra şu anda Isparta'nın ve Türkiye'nin en büyük elma alan ülkesi Hindistan şu anda. Bütün elmamızın çoğunluğunu Hindistan çekiyor. Sadece bir ziyaretti bu. Oradaki ticaret ateşemiz, oradaki büyükelçimiz, beraber çalıştık. 7 tane firmayla görüştük. 7 firma da elma istedi. Hepsi de şu anda bizden elma alıyorlar. Türkiye'deki üretilen nerede varsa, Niğde'si, Nevşehir'i, Konya'sı, Kanama'nın, Isparta'sı, herkes bu sefer Hindistan'a elma satmaya başladı. Küçük bir Hindistan ziyarettir başkanım. Bunları biz eğer yaparsak, bunun da desteğini, bütün masraflarını Ticaret Bakanlığı karşıladı, gittik Hindistan'a. Sadece Hindistan mı? Ta Şili'ye kadar gittik. Ne Fransa'sını bıraktık, hep böyle çalışanları, elma bahçesinde buda yapanları götürdük. Patagonya'ya kadar gittik. Patagonya'da nasıl budama yapıyorlar ona baktık. Dondan nasıl koruyorlar bahçelerini, onların çalışmalarını gördük. Nasıl depoluyorlar, nasıl paketliyorlar, ne hangi ilaçları kullanıyorlar, hangi çeşit ürünleri üretiyorlar.
bizim için çok önemliydi ve oradan geldikten sonra çok farklı üretimlere girdik. Ve şu anda onun da nimetlerini alıyoruz. Sizler de bu tür şeyleri yaparsanız çok daha güzel şeyler olur. İnşallah bize düşen bir şey olduğu sürece de biz sizlerle beraberiz. Bunu tekrar söylemek istiyorum. Ziyaretiniz için de çok teşekkür ederim. Geçer, geçer.